Bu arada biliyorsunuz tatil konusunu bu e, bu sene çok konuşuyoruz, çok tartışıyoruz. Çünkü neden? İşte Ege tarafına, Akdeniz tarafına gittiğinde gerçekten ciddi fiyatlarla oteller var. İşte restoranlar öyle inanılmaz fiyatlar. Hatta biliyorsunuz artık insanlar böyle Yunan adalarına doğru gidiyor. E, hatta bu pazar günü 15 Temmuz'da dolayısıyla tatil. E, kuyruklar oluşmuş Ayvalık tarafı, Balıkesir tarafında e, işte Yunanistan'a gitmek için, adalara gitmek için. Bunları dinliyoruz. E, onun dışında açıklamalar geliyor bu turizm dernekleri başkanlarından açıklamalar geliyor. Çünkü turizmciler artık şöyle şeyler söylemeye başlamış. Biliyorsunuz o vize serbestisi var Yunanistan'la o kaldırılsın diye. Ama başkanlar diyor ki ona bakacağız niye turist kaçıyor ona bakın. Buradan nereye geleceğim şuna geleceğim. Şimdi Ege ve Akdeniz'de dudak uçuklatan tatil fiyatları biliyoruz var. Yerli turist rotayı bu sefer Karadeniz'e çevirdi. Peki doğal yaşam tatillerimi yoksa otel tatillerimi daha uygun? En çok hangisi tercih ediliyor? O zaman ona bakalım. Eko tipi muhabiri İrem Naz Aksoy araştırdı. Haberi bir izleyelim. İstanbul'dan geliyoruz. Yeterince betonun içinde yaşıyoruz zaten. Şöyle yeşil ortamda, doğa içinde, kendi kendimize. Yani bacaklarımız orada oturmak bile bize yetiyor aslında en güzel doğal ortam. Bungalov'u daha çok tercih ediyorum normalde. Otellerden sıkıldım çünkü iş gereğim. Kimi sakin sessiz bir tatil yapıp kafa dinlemek istiyor. Kimi ise parasını vereyim, rahat edeyim diyor. Ama doğal hayatı burası tabii daha güzel. Otelciyiz biz. Rahatıma düşkünüm. Ege ve Akdeniz bölgesi tatil beldelerinde rakamlar uçtu. Artık yaz ve bahar aylarında özellikle doğa tutkunları için tercih Karadeniz olmaya başladı. Eğer organik bir tatil yapmak istiyorsanız ve Karadeniz'deyseniz, bulunduğumuz noktadaki gibi yöresel lezzetlerle kahvaltı ve akşam yemeği yeme şansı yakalayabiliyorsunuz. Aynı zamanda sol tarafımızda gördüğünüz gibi birçok etkinlik alanıyla birlikte eşsiz bir manzara sizi bekliyor olacak. Bungalovu tercih ediyoruz çünkü otelde dört duvar arasında kalmak istemiyoruz. Yani e, otelde çok bir seçeneğimiz olmuyor, etkinlik seçeneğimiz olmuyor. Gelen misafir misafirlerimiz bizim verdiğimiz fiyata geldikleri zaman zaten uygun olduğunu kendileri de söylüyor. Karadeniz'de daha hesaplı tatil yapmak mümkün. Karadeniz'de ve herhangi bir ilin merkezinde bir otelde kalacaksanız kişi başı rakamlar 5000 liradan başlıyor ama bulunduğumuz yer gibi yani bungalov gibi bir yerde kalacaksanız ortalama rakamlar 3000 liradan başlıyor ve 10 bin liraya kadar yükselebiliyor. Bir otelde kaldığınız zaman kişi başı 3000 4000 lira veriyorsunuz. Burada bir aile boyu 4500 kahvaltı dahil konaklama yapmak mümkün. Valla oteli ben tercih ederim. Neden? Bilmiyorum ben rahat ediyorum da onun için. Devamlı gittiğimiz yerler olduğu için biraz indirimli oluyor bizim için.